Herkese merhaba. Merhaba. Bir komşular var. Evet. Ve komşular, yani bugün zaten bu içeriği oluştururken şey istedik, yani bu pazarın dinamiklerini görebilen, bunların içinde yer alan kişilerle sohbetler yapıyoruz. Tabii ki başka isimler de vardı mutlaka ama yani program dahilinde saatler kapsamında seçtiğimiz kişiler oldu ve sonuçta yani gidiyor bir tarafa, yani gidiyor zaten var, yani onu artık benim anlatma gerekiyor, yani Türkiye'ye cep pazarında bulunduğu konum vesaire, onu zaten geçiyor ama yani Bebrazi 2010 oylamasında en başarılı, en iyi melek yatırımcı oylamasında da yani ikiniz birinci seçildiniz. Onu şöyle yaptık, bir script yazdınız çocuklar. Biz onu fark ettik. Ben onu soracağım. Orada o IP'yi nasıl geçtiniz? Siz o ne biliyorsunuz? Onu biz yapabiliyoruz. Bu kadar tecrübe var. Yani. Böyle yaptık yani. Sonuçta yani bu şunu gösteriyor. Yani bugün işte Bebrazi kitlesi ki işte günde aşağı yukarı 25 bin kişiye ulaşan bir yerden bahsediyoruz. Türkiye internet ekosisteminde önemli bir kabinden bahsediyoruz. Demek ki melek yatırımcı arasında en başarılı kişiler sizdiniz. Belli bir sebep diyorlar. Ve aslında burada bir cevabı var. Çünkü siz bayağı bir yatırım yaptınız. Yani sonuçta bir melek yatırımcı gözünden pazara bakışınız önemli bizler için. İki, yani biliyor gibi bu işin merkezinde yer alan bir şirket var. Buradaki ticaret pazarının büyümesi, değişmesi, gördüğünüz gelişmeler önemli. Yatırımcı ekosistemi zaten içindesiniz, yani yurt dışından gelenleri biliyorsunuz. Artı tabii ki Türkiye'de bugün fırsat dediğimiz birçok alanda yatırımlarınız var. İşte Markopon gibi, işte Pamuç gibi vesaire. Bir genel bir görüş alabiliyorsam sonra zaten sohbet kendine götürecek bir yerden. Önce sempatik diyerek başladığınız için teşekkür ederim. Ben bir de şeyi söyleyeyim. Demet çıktı galiba ama sizler dinliyorum hala buradan. Biraz önce yani sanki böyle New York'ta falan bir seminer gibiyiz, yani çok da İngilizce kullanıldı. Biz kullanmazsak kusura bakmayın, yani elimizden gelmesin. Biraz arada bir iki İngilizce kaçarsa da şey yapmıyoruz. Bu lafı tutuyoruz şimdi. Kenani iddia. Yani aslında biraz belki de şeyin hikayesini anlatmak lazım. Gitti gidiyor da biz çok eski olduğumuz için, hani 10 yıldır falan ortalıkta olduğumuz için bir süre sonra tabii bir takım fırsatlar ve bir takım başka şeyler yapmak üzere insanın bir motivasyonu oluyor. Hatta çok sevgili dostumuz, abimiz, arkadaşımız, ortağımız Ersan Özer de burada. Ersan, deminden beri arıyorum gözümde. Burada bak, spotlight olmuşsun. Ya, olabilecek. Ya, bu arada yani görmemin son ihtimal noktaya oturmuşsun. Yani çünkü şimdi dedim dışarıda gördüm, koşturmadan şey yapamadım. Böyle o içeri girdim. Dedim bakıyorum burada dönüp dönüp. Ersan yok. Gözümü şöyle tanıyorum etrafta. Çünkü top atacak bana biraz önce. Virtual Boot falan konusu olunca İstanbul'da da bakması bir şeyler. Şöyle bir satı, Virtual satışı vardır yani sonuçta. Top atacağım, Ersan'ı göremiyorum. Sonra dedim, öyle bir uzun şeyler olsun o zaman. Yani, bunu demek için ideal nokta. Neyse, zaten bu bir yatırım gibi değildi aslında. Bir ortaklık tesis ettik. O da çok eski sayılır artık. Hani bugün dünyada 2005'te ilk o işi yaptığımızda. Yatırım olarak bizim aslında son senelerde, yani o yüzden sağ olsun Bebrazi okuyucuları da bizleri seçti. Son zamanlarda bir miktar aktif olmaya başladık. 2009'da bir yatırımımız oldu. O da şey, işte Papuç.com'a yatırım yaptık. 2010'da da indirdik.com, eski ismini ben de istiyorum. Bir de Cetro diye bir firmaya yatırım yaptık, e-mail marketing. Ve aslında yatırım gibi sayılmayacak olan yine Markopon'u içimizden yani Gitti Gidiyor ekibinden birisiyle beraber çıkardık. Aslında bundan önce de işte yine bu süreçte Cimri vardı, o da 2007'de. Dolayısıyla aslında biz yatırım anlamında çok böyle yatırım sevgi adamlar değiliz ama proje, evet. Burada yine İngilizce kullandım, sevgi. Neyse, artık tamam. Yani oldukça fazla proje yapmışız demek ki bu seneler içinde. Hepsiyle de
bizim bir farkımız şey, yani yatırımcı gibi evet belli bir finansman sağlayıp ondan sonra köşeye çekilme veya o işi tepeden izleme gibi bir şey değil. Biz bizzat işin içinde oldukça, operasyonun içinde de oldukça uğraşarak, bir yere gelmesi için çabalayarak, beraber çalışarak gerekirse oradaki kurucu ortaklarla çalışan adamlarız. Yani çok iyi, yani böyle bir şeylerin kokusunu alıp yatırım yapıyor muyuz? Emin değilim. Bu gelen projelerde aslında yine Burak Büyüktemir yok burada galiba ama Burak Büyüktemir doğru şu anda. Doğru. Evet, son Antalya kampı bir başladığı için oraya gidiyor. Biz de yani yapacağız inşallah. Burak Büyüktemir dostumuzun vasıtasıyla bize gelmiş şeyler. Hakikaten de çok başarılı operasyonlar ikisi de. Papuç özellikle ilk zamanlar son derece atıl bir vaziyetteyken işte bizim bir miktar oraya şey yapmamız, yardımcı olmamız, birazcık yol göstermemiz, birazcık finansman sağlamamız ve aslında en önemlisi borçlanma yetisi kazandırmamız şey yaptı. Orayı hakikaten çok iyi bir şekilde büyüttü 1,5 yıl içinde. Yani bizim herhalde en çok yaptığımız o oluyor. Yani organizasyonel yapılanmasını sağlamaya çalışıyoruz o şirketin. Çünkü daha önce yaptığımız bir şey gitti gidiyor da. Ve de bir miktar borçlanma yetisini arttırmaya çalışıyoruz. İşte yani bankadan kredi almasını sağlayabiliyoruz. Bir kredi line açılmasını sağlayabiliyoruz. Daha iyi ilişkiler tesis etmesine yardımcı oluyoruz. O şekilde de operasyona şey yapıyoruz, katkımız oluyor. Yani sonuçta burada verilen paradan çok Avrupa'da aslında bir know-how, bir network sağlanmış oluyor. Evet, yani gitti gidiyor da yani gitti gidiyordan bahsetmeyeceğiz dedik ama ondan bahsetmek mümkün değil bu bağlamda. Çünkü orada bizim yıllar içinde oturttuğumuz bir yapı var. İşte biraz önce Demet'in anlattığı gibi, hani müşteri hizmetlerinden bahsediyor. Bizim, ya bu odalı, bu konferans salonunun içinde 8 yıldır bizimle beraber olan dostlarımız var. Yani bunlar ilk müşteri hizmetleri adamlarımız. Şimdi hepsi yöneticilik yapıyorlar. Sağ olsunlar buradalar. Dolayısıyla bütün bu yapıları oturtmuş ve iyi kötü bir organizasyonel yapısı olan bir şirket olarak bu yeni şirketlerimize de o anlamda fayda sağlayabiliyoruz. Baktığımda mesela yani e-ticaret girişimleri geldi, yatırımlar yapılıyor. Bir tek orada Setro aslında bir marketing, bir servis şirketi diyebiliriz. Biraz da teknoloji gerektiren bir şey. Burada gerçi söylediniz yani çok fazla aslında ne olduğuna bakmıyor dediniz aslında. Çoğunlukla yani ne olduğundan ziyade girişimcisi işin mahiyetine sağlayabilirize bakıyor. Ama yani bugün yani şöyle de bir alan var aslında. Yani bu olan bir şey gelmedi ama ilginiz de çekiyor. Büyük geliyor dediğiniz bir alan var mı? Şöyle, biz aslında 10 yıldır en zor işi yapmışız. Biz zaten gidiyor, hepsi burada, sahibinin kastediyorlar ticarette. Çünkü şey, erkeğe alışveriş yaptırmışız, erkeğe ürün satmaya çalışmışız. Şu anda 2010 yılında Türkiye'de e-ticaretin patlamasının tek bir sebebi vardı, kadınlar oyuna girdi. Dolayısıyla şey, e-ticaret büyüten kadınlar, bu gerek private shopping, gerekse de group buying sitelerinden zaten belli oluyor. bugüne kadar biz gidiyoruz hep şunu bekledik. Diğer aslında geleneksel şeylerde de, e-ticaret sitelerinde de öyle. İşte, belli bir ürün çeşitliliği var, 2 milyon ürün var, 2,5 milyon ürün var. İşte insanlar gelsin, search atsın, browse etsin, ürünü bulsun, çıkarsın. İşte en kelebeğini bulsun, karşılaştırsın vesaire, vakit harcasın. Şimdi o kadar enteresan bir değişime geçti ki ticaret, insanların önüne her sabah seçilmiş, bakması kolay, çok hızlı bir şekilde alışveriş yapabilecekleri, çok fazla vakit harcamadan bir seleksiyon önlerine sunuluyor ve alıp çıkıyor insanlar. Dolayısıyla şu anda şey değişti. buyer experience değişti. Biz de tabii bununla ilgili
bir takım projelerimiz var. Ama nereye yatırım yaparsınız derseniz kadın odaklı e-commerce projelerine yatırım yaparsınız. Yine e-commerce ama. Evet, yani çünkü biz transaction-based işlere giriyoruz. Oyun olabilir. Ama şey, yani biz işte Tümaylar gibi içerik sağlayıcı, öyle bir şeyimiz yok. Bu bağlamda şeyimiz var, uzman TV'miz var. Ama onun başlama sebeplerimiz, ortaklıklar falan apayrı şeylerdi, o yüzden başladı. Ama genel olarak ise e-ticaret. E-ticarette zaten girmediğimiz bizim bir tek private shopping var. Bunun dışında işte group buying, price comparison, ondan sonra... Var mı plan? Ben de çok biliyorum. Şimdi şöyle, network effect bariyeri olmayan her işe girebiliriz. Hangi işe girmeyiz? Gitti gidiyor gibi işe asla girmeyiz. Yani mümkün değil. Şu anda biz bütün bu ekip tekrar otursak bir gitti gidiyor yapamayız. Mümkün değil. Yani gitti gidiyor kıramayız. Ama şeylerde loyalty yok. Herhangi bir sadakat yok. İyi ürün, iyi tedarik yapabiliyorsunuz. Bugün Trendyol'a da rakip olabilirsiniz. Çevre fırsatına da rakip olabilirsiniz. Dolayısıyla bunlarda şey yok. Network effect zorlukları yok. Dolayısıyla girebiliriz. Yani yarın da girebiliriz, bir sene sonra da girebiliriz. Oralarda giriş bariyeri o kadar zor değil. Bu enteresan bir tespit aslında. Doğru. Yani bu kesinlikle. Bugün yok. Facebook'un kırılmaması tamamen network effect. Dikliyorum kırılmaması. Biz yani çok mucizevi adamlar değiliz sonuçta. İş modelinden dolayı kırılmamız. Öyleyiz ya. Biraz bir mucize var. Dolayısıyla şey, fırsat olarak gördüğümüz gerçekten kadın odaklı işler. Ne bileyim, ne hisselerden bahsediyor. Sağlık kozmetik stresi olabilir bu. Ondan sonra... Ama dediğim gibi kadın. Şu an işi drive eden tamamen kadın. Yani bir yandan da şu var tabii. Hani ona da geleceğiz, ona da geleceğiz, onu da yapmak istiyoruz falan. Yani her insanın da belli bir kapasitesi var. Onun için yani biz aslında herhalde kendine münasır enteresan bir ekibiz. Çünkü sadece ikimiz yokuz. Başka ortaklarımız da var ve hepimiz eski ve çok iyi arkadaşız. Yani üniversiteden arkadaşız, ortaokuldan arkadaşız. Yani 20-25 senelik dostluklarımız var. Dolayısıyla hepimiz birbirimize güveniyoruz ve beraber hareket ediyoruz ama bu da bir yere kadar. Mesela Ersan Baba da çok beraber hareket ettiğimiz bir adam ama onun da yani proje yapabilme kapasitesi bir yere kadar. İşte o yüzden herhalde NIS siteleri veyahut da başarılı projeleri seçerken şu anda biraz önce değindiğim gibi başarılı, ya potansiyeli olan girişimcileri seçmeye çalışıyoruz ve onlarla beraber hareket etmeye gayret ediyoruz. Yani bizler her şeye girip her şeyi başaracağız diye bir şey olmaz. Biraz önce Demet şey dedi, bir daha startup'a girmeyi yani istemem, çok düşünürüm. Hani beni çok cezbediyorum. Biz yani 7-8 startup yaptık yani deyim yerindeyiz, biraz sıkımız sıyrıldı. Hakikaten bundan sonra şey, Tümay'ın da enteresan bir yapı var. İşte 10-15 bin tekil ziyaretçi olmuş, oturmuş biraz siteye biz yatırım yapmak isteriz. Biz de en azından bir 1000 fatura kesmiş bir siteye şey, yatırım yapmak isteriz. Ya onlarla ilgileniyoruz daha fazla. Fikirden ziyade bir miktar yol almış, bu acıyı çekmiş. Hani deyim yerindeyse bu yolda burnu kanamış. Yani hani bizim yaşadıklarımızı biraz da olsa yaşamış olan insanlar, girişimciler bizim daha fazla ilgimizi çekiyor. O parayı kazanmanın hani çok zor olduğunu bilen dolayısıyla hani şeyin burada bizim vereceğimiz katkının aslında değerini anlayabilecek girişimciler bizim ve girişimler daha fazla ilgimizi çekiyor ama öncelikli olarak girişimciler çünkü antreprenör iyiyse onunla birçok projede yapılabilir. Yani illaki projenin çok inanılmaz bir proje olması beklenmez. Zaten açıkçası şey, aslında sizlere biraz o anlamda katılıyorum. Yani Türkiye'den mucizevi bir model çıkmasını biz çok beklemiyoruz. İşte belli şeyler var. İşte niş siteler mesela. Bu hepimizin aklına gelen ve ya niye girmiyoruz, niye yapmıyoruz dediğimiz bir şey. İşte mesela Papuç'ta ayakkabı, sadece ayakkabı, online ayakkabı satan bir modele yatırım yaptık. Bunun şeyi olamaz mı? İşte sağlık kozmetikte parfüm olamaz mı? Var. Balerin var mesela. Veyahut da işte ne bileyim sadece çorap satan bir site olamaz mı? Olabilir. Ama
hani bizlerin de bandwidth'i bir yere kadar. Yani dolayısıyla onu yönetmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde, bu arada biraz sonra birazcık da pazarla ilgili görüşlerinizi alacağım ama şu bu konuyla ilgili araya çok ufak bir anlatı alacağım. Geçtiğimiz günlerde Ersan, ben ve Çağlar birlikteydik, bir dergi, özel bir şey yaptım, bir haber yapmak istedi. Bize de bunları konuşun dediler aslında aramızda, biz çekeceğiz, kaydedeceğiz dediler. Sohbet ederken aslında Ersan'ın özellikle ortaya attığı bir tez vardı, sonra hepimiz ona katıldık aslında. Yani Türkiye'de dedi böyle yepyeni, yenilikçi falan bir şey yapmak, dedi yani mantık olarak aslında pek de doğru değil. Belki aslında senin söylemen daha doğru olur bu. Ben bir özeti geçeyim, mikrofon sana gelene kadar. Her zaman buraya davet edelim aslında. Aklıma geldi aslında yani. Gelmek ister misin buraya? Gel abi, ben kalkayım, gel ayarlarız. Hiç dert değil, daha güzel olur. Konumuz şuydu, ben onu şöyle söyleyeyim. Sonuçta yani pazar ve yatırım dünyası aslında birazcık Türkiye'ye gelecek olan yabancı yatırımcılarla orantılı bir şey aslında. Şimdi Türkiye'den bir yatırımcı seviyesi var ama Ersan Özer itiraf konkurucusu yapıştı artık işte. Magnet ortağı aynı zamanda. Tabii herkes de burada ya, varsayıyorum. Neydi abi konu? Neden yenilikçi yerine biraz daha klon tabirinden, yani denenmiş görmüş modeli olmak lazım? Ya abi unuttum ben. Ya. Şöyle ya benim, ben söyleyeyim abi. Benim dediğim şu sonuç. Yabancı evine yeni modeli tırtan sonra kalmıyor. Adam pazara bakıyorsa bildiği şey yatırım yapmayı ister. Ben de okuyorum. Evet, evet. Yani ben onu daha evvel bir yerlerde yapmıştım galiba. Ben sektöre girecek yatırım yapmak isteyen yahut da işte şey startup oluşmak isteyen insanların 3 tane önerim var. Bir tanesi işte bir şeyi aynen klonlamak. Bir tanesi alıp lokalleştirmek. Üçüncüsü de yeni bir fikir üretmek. Bunun içerisinde en riskli, en hakikaten tünelin ucunda ya da herhangi bir şey görmeyeceğiniz yeni bir fikir üretmek. Çünkü birincisi şey siz oluşturuyorsunuz tamamen, modeli siz oluşturuyorsunuz. Bunları insanlara öğretmek zor. İkincisi öyle veren bir yerden para bulamazsınız, yatırım bulamazsınız. Duraklara gelsin deseniz ki işte para ver. Sanmıyorum dediklerini. Yok, bana para verdiler. Zamanında şey içinde. Bu arada Serkan'dan da öyle bir lafı var. Uzman TV'ye nasıl girdiniz? Evet, Uzman TV hakikaten bizim için. zor bir yolculuk hala devam ediyor. Ersan'ın başımıza açtığı bir iş yani. Evet, Uzman TV'de benzer bir şey var. Orada televizyon reklamcılığını şey yapmaya çalışıyoruz. İnternet uyarlamaya çalışıyoruz. Hakikaten onun kadar başarılı olacağını düşünüyoruz. Televizyonu orada üstüne bir şey koyup da o şekilde işi monetize etmeye çalışıyoruz. Fakat orada da bir sürü reklamcıyı eğitmek durumunda kalıyoruz. Onları anlatmaya çalışıyoruz. O nedenle yavaş ilerliyor. Bence bunlar üzerine. Buyurun. Evet. Şimdi hazır Ersan Obay'ı da buraya almış. Yani o zaman biraz şuralara girelim. Şimdi sonuçta Kümay'a da aynı şeyi söylemiştim aşağı yukarı. Yani sektörün dinamiklerinin içinde o büyük çarklara, çarklardan biri aslında gidiyor aynı şekilde marketin işleri. Data paylaşmak istersiniz istemezsiniz, onun için söylemiyorum. Yani sonuçta şöyle bir gerçek vardır. Bugün Nezat'la aynı şeyi konuştuk, yemek spesifi onu söyledim. Yani 2008, 2009, 2010, 2011 sonuçta gidiyor oradaki büyüme aslında pazarın bir yansıması gibi düşünebiliriz. Sonuçta Türkiye'de internet pazarında ekonomi artıyorsa bu otomatik olarak gidiyor oradaki bir artış vardır. Başka sitelerde vardı ama yani gidiyor oradaki artış da bunun bir göstergesi olabilir. Anlamamız için iyi göstergeler bunlar. Onun için bu tür data paylaşmak isterseniz paylaşabilirsiniz ama yani genel olarak bir yıldan yıla gördüğünüz 2011 beklentisi nedir? E-ticaret pazarı büyüklüğü sizce nedir? Hep bizim dile getirdiğimiz bir 6 milyon kişi satın alma yaptığı gibi bir sayı var. Bu konuda görüşünüz nedir? 2011'de ne olur? Biraz alabilirsem süper olur. Şöyle biliyordu biz 2010'da çok tarihi bir şey gördük. O da şu, 2007'den beri zaten eBay'de biliyorsun ortaklığımız var. Onlarla da işte bir takım sohbetlerimizde aynı şeyden bahsediyorlardı. Sonuçta işte 39 ülkede varız. Hiçbir zaman şöyle bir şey görmedik. İşte bu sene %50 büyüdünüz. Sonra %25, sonra %10, sonra %15. Böyle bir şey biz hiçbir zaman görmedik dediler. Biz bunu 2010'da yaşadık. 2009'un tam iki katı büyüdük.
%51-52 civarında büyüdük. Yani 2009'da işte %26 civarı büyüdüysek, yani bu gerçekten tarihi bir şeydi. Yani çünkü şey, şöyle giderken bir anda böyle bir çıkıntı yapıyorsunuz. Bu çok zor bir şey. Bir iş ya mecbur olmuştur, olgunlaşmıştır, evet. Oturmuştur ya da büyümeler direkt büyür gider yani. Orada birkaç dinamik vardı tabii. Bir işte hakikaten bu private shopping sitelerinin e-ticaret pazarına kazandırdığı yeni insanlar. Bu önemli bir şey arz ediyor burada. Bir de şey, hani biz bunu yıllardır söylüyoruz, bir adaptasyon eğrisi var. Yani Türk insanı evet işte e-mail ile oyunla başlıyor ama eninde sonunda bu e-ticarete bir şekilde dokunmaya başlıyor. Yani o aradaki süreç nedir, 2 sene midir, 3 sene midir bilmiyorum ama eninde sonunda bu insanlar adapte oluyor ve e-ticarete girmeye başlıyorlar. Sonuçta ET.net'in de yaptığı yatırımlar, işte DSL hattının artması, insanların daha fazla broadband'e sahip olması bu adaptasyonun bir parçası. Bir yandan da kendi içimizde aslında epey bir bu büyümemize etkileyen şey, CRM'e çok fazla önem verdik 2010 senesinde. Yani içerideki aktivasyonu arttırmak üzere birçok şey yaptık ve bu da önemli bir etkendi. Ama gitti gidiyor konuşmayacaktık galiba. Gidiyor ben pazara ışık pasadığı söylüyorum. Ben o konuda şöyle bir şey söyleyeyim belki. Facebook, Türk internet nüfusunu denetle etti. 2010 senesinde grup satın alma ve private shopping sayesinde kredi kartı penetrasyonu yaşamış. O çok daha önemli. 6 milyon doğru mu sayı değil mi bizim konuşmamız? Yani bu sayı 5-6 milyon. 6 milyon doğru. Doğru söylüyorsun. Ne kadar kredi kartı girerse hakikaten sektörü o kadar çok sektör hızlı büyüyeceğiz. Yani bu büyümeler geldi. Yani CRM bizde belki bir önceki geldi. Çünkü büyüyemiyorsunuz bir yerden sonra. O yüzden de eski müşterilerden daha fazla para kazanmaya çalışıyorsunuz. Ama eğer yeni kredi kartı girerse şey birazcık acımasız bir şey olur belki ama yani kredi kartı girerse o zaman çok daha hayırlı oluyor sektör için. Yani mesaj siteleri işte yani hani çok şeyle ufak tefek paralarla bir sürü insan bir sürü şey denemeye başladı. Çekincesi olan insanlar artık alışveriş yapmaya başladı. Yani bunların hepsinin etkisini gördük ve görüyor olacağız. Çünkü 2011'den beklentimiz aslında yine benzer bir rasyoda e-ticaretin de bizlerin de büyümesi. E-ticaret pazarı sayı, yani rakamlarıyla ilgili, yani büyüklüğüyle ilgili aslında konuşuyoruz genelde. Ama yani tabii ki bu çok tartışmalı bir konu. Yani BKM verileri aslında bizim bahsettiğimiz şey, e-ticaret falan dönüyor. Şu e-commerce denildiğinde bizim tahminimiz 1,5 milyar lira. 2010 için değil mi? Ama tam anladığınız şekilde evet. E-ticareti kastediyorum. Yani evet. Burada işte bilet yok, uçak bileti yok, ilginlik şeyleri yok, evet. Sigorta yok. Evet. Yani sadece geldim aldım yani evime geldim. Aynen. Yani virtual post noktasından geçen ciro değil de sadece işte dediğin gibi saf e-ticaret. Ben de geldim konuştuktan 1 milyar dolar diyorum 2010 için. Demek ki 3 milyar lira aynı şeyi söylüyoruz. 2011 beklentiniz nedir? Var mı öyle bir rakam? Türkiye çapında şu kadar oldu 2011'de ben. %40 falan büyüyeceğini yani %40-50 civarı bir büyüme bekliyoruz ama tabii şey, 1,5 milyar doları bulabilir. Yani 2-200 milyar lira gibi bir şey olabilir yani. Aşağı %40 yani %50 gibi satmak. Kenar da bir faaliyet. İki noktaları olur. Bilmiyorum. Bana sanki bir model daha lazım olmuştum gibi geliyor. Yani grup satın aldı daha düşündüğüm. Sanki bir model daha olsa ancak öyle bir büyüme olur gibi geliyor. Yeni bir. Evet, bu anda şimdi bir tane daha model olsa ancak bir yeni bir şey var. 2011'de yeni modeller çok bu modellerin biraz regüle olacağını, yani bazı oyuncuların elimine olacağını düşünüyorum. Her iki segmentleri, yani private shopping'leri, grup bayitleri. 2012'de bence şey, dünyada yeni bir e-ticaret modeli çıkacak. Ama mesela grup bayindeki falan gidişatı biz kendi tarafımıza şey yapabiliyoruz. Eminim burada da vardır grup bayin modeli yapan arkadaşlar. Şey, çok fazla var hakikaten. Bizimki Markapon ve orada da çok agresif bir şekilde büyüyoruz. Yani işte hani bizim asıl core business'ımız hariç
rakam vermekten pek imtina etmeyiz. Şubat ayında tahminimiz marka fon 1 trilyon liraya, yani 1 milyon liraya yaklaşacak. Ben sohbetimizde bahsetmiştiniz. Evet. Ben söylemiştim, sen söylersin diye bırakmıştınız. Ha, bu arada şey, o yatırımla ilgili de tabii yani 23 bin lirada kalmadık. O bir miktar arttı tabii ki. Yani sermayesi falan da Almanlı şirketin ve yine biraz önce söylediğim gibi şirketin bir borçlanma yetisi var. Dolayısıyla kredi line açtırdık. Herhalde bir 100 bin lirada krediye girmişizdir belki. Yani yine tabii çok büyük bir yatırım gibi gözükmüyor. O yatırımla epey bir ciro sağlayabildik. Ve de büyümesini de bekliyoruz. Yani Markapon ve bir tane daha yalnız da sadece Türksellilere, genç Türksellilere hizmet veren genç teklif diye bir site açtık. Onların ikisinden beraber beklentimiz epey yüksek. Bahsettiğin dizisyoncunun sadece marka konuşuldu mu? Yani Gelece teklif şu an çok aktif değil. Orada işte Türksel'de bir takım pazarlama aktiviteleri yapılması planlanıyor ama oralarda çok aktif değil dizisyoncunlarda. Başka arkadaşlarımız var. İsterseniz aslında dünyayı da yapabilirsiniz şu anda baktığınızda. Yani sonuçta bugün Avrupa'da veya işte Amerika'da dönen melek yatırım ekosistemine bakarsak bugün Türkiye'de bence oralarda yatırım yapmak potansiyeli olan yatırımcılar var aslında. Yani bugün Silikon Vadisi'nde de yani işte 30 kişi toplanıyor, 50'şer bin dolar verip bir şekilde yatırım yapıyorlar aslında. Global projeye bakıyor musunuz? Ya da ilginizi çekiyor mu? Ya da işte Türkiye'den global bir iş çıkartalım falan gibi bir fantezi var mı? Yoksa biz yerimizde iyiyiz gibi bir durumda mısınız? Yani, Türkiye'de tartışılıyor mu? Doğrusu. Sabah Levent'le konuştum gelirken. Bu sabah 700 dolar Shutterstock'tan stok sitesine para verdim. Akşam 300 dolar bir yazılım satın aldım uzman gibi her şeyinde. 1000 dolar gitti. 1000 dolar verdik gitti yani dışarıya. Yani o kadar kolay para kalıyor ki ikisi de New York merkezli şirketlerdi. Hakikaten bu şey bu kadar kolay dışarıya para çıkıyor ki o için beni hakikaten cüzdetti. Çocuk sahibi olarak istiyorum ki artık da bize de içeri para gelsin yani. Bizim yapılabilir şeyler bunlar. Ben o kadar karamsar değilim. Ben bir parça daha herhalde vizyonumuzu geliştirdim. Sektör yok değil aslında bence. Sektör evet. Yurt dışına açma gibi vaatlerimiz var ve zaten işte multilingual. Yani çok dil desteği var. Ama şey tabii onun biraz daha gelişmesi lazım. Yani biraz önceki arkadaşlarımızdan farklı olarak biz bu projeleri içeride kendi imkanlarımızı maksimum büyütmeye çalışıyoruz. Yani hiçbir zaman bir projeye başlarken gidip fon arama gibi bir yaklaşımımız olmadı. Çünkü aslında kendi içimizde birçok organizasyonel şeyimiz var, becerimiz. İşte marketing için de, pazarlama için de çok fazla para harcamamıza gerek yok. Yani işte bizim diğer group buying sitelerinden temel farkımız şudur. Biz pazarlamaya çok fazla para harcamadık, hatta galiba hiç harcamadık. Hep içerideki network'ten faydalanarak bunu büyütmeye çalıştık. Çünkü hani trafik anlamına baktığınızda bizim network'ümüzdeki sitelerden çok ciddi bir trafik geçiyor. Yani magnet dahil gitti gidiyor, şimdi diğer siteler. Benim sorumlu simkat sorular ama ben yine de zamanı biraz daha verimli kullanmak adına sorular var. Çünkü gözünü sorumlu hepsine alalım. Sorular varsa alabiliriz yavaş yavaş. Bir tane oldu. Mikrofon gelene kadar ben o zaman Yaman Kezun'u değil ise Türkiye. Biz sen geçen gün bayağı sohbetini yaptık. Sonuçta çok var, hepiniz içiyorsunuz, gülüyorsunuz. Burak'tan Netflix onların da var. Bir kere Angel yok yani artık. Hep birinci round en azından yaptık. Bir miktar fatura kesip şey sana yapımdan bakıyor. Çünkü yine de bir pazar. Biz geçen hafta da yine Levent'le bir yemek yedik. Çok büyük böyle grup otel yatırımcısı olan bir şirkette çalışan bir Türk arkadaşla. Vallahi hiç söylemediniz ha. Ne işler çeviriyorsunuz? Yok, sektörü tanımak için bizimle bir yemek yedi. Biz de bir yemek yiyelim diye işte beraber arkadaşla şey yaptık. Onlar da keza şey istiyor. Mesela Almanya'daki vesaire olduğu gibi. Batarya'dan istiyoruz. Yani şey diyor. Batarya'dan evet. Batarya'dan. Evet. Onlar bayağı büyük şeyler, yatırımları var. Onlar da örneğin var olan kendilerinde yaptığı Avrupa'da başarılı iş modellerini yapmak istiyorlar. Riske girmemek için işte. Private shipping var mı diye bakıyorlar işte.
Gunter'dan varsa ilgili biz konuşuruz diyor ama. Öyleyse de hiç bakmıyor işte. Erken aşama baktıkları bir şey yok aslında. Hem öyleyse hiç bakmıyor hem de yeni fikir de bakmıyor ayrıca. Yani onun için senin dediğin şeye dönüyoruz evet. Aslında. Sizin de dediğiniz şeye dönüyoruz. Yani dediniz ya yani adam en azından 1000 tane fotoğraf kesmiş olsun. Ya da işte böyle çok böyle yepyeni aman dünyaya başlayan bir model değil. Olsun. Evet yani demek ki aslında şöyle bir şey konuşabiliriz. Yani biraz da açılış konusunda ben şey demiştim. Yani bunu Şubat ayında yapmak istememizin sebebi önümüzde bütün bir yıl var. Ve aslında çok böyle bir sıcak bir yıl var. O yılda bazı şeyleri çerçeveleri çizebilmek de aslında amaç. Burada şunu çok rahat söyleyebiliriz. Yani çok yaratıcı, uçuk kaçık bir fikrin peşine tabii ki koşabilirsiniz. Tercihtir. Yani teknoloji geliştiriyorsanız tabii ki yapın. Ama bu yıl Türkiye'nin aslında internet pazarının ekonomi yaratıcı ve belki de yabancı yatırımcının en yoğun gelip gideceği iş yapacağı yıllardan bir tanesi. Onun için bu pazarda şu anda projeye ihtiyaç var, girişime ihtiyaç var. Bu girişimlerin de tercihen bir önce kendini ispatlayıp büyümesi lazım. Burada çok fazla zaman kaybetmeden execution'ı hızlıca gerçekleştirip bir o ekosistemi güçlendirmek gerekiyor diyebiliriz herhalde. Deyip soruyu artık alalım. Merhabalar, Kerem Bulur. Bu grup satın alma sitelerinde ağırlıklı olarak hizmete yönelik ürünler satılıyor. Daha çok restoran ve konaklama bazında ve aşırı yılmalar olduğunu görüyoruz. Kendi tecrübelerimizden veya çevredeki arkadaşlarımızdan da gidildiğinde hizmetlerle ilgili takım kısıtlamalar olduğuna şahit oluyoruz. Ya bu alevin çabuk sönmesine sizce neden olur mu? Veya ileriye dönük vadede siz bu kontrolü nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Ya evet, bu tip şikayetler alıyoruz, biliyoruz bu tip şeyler olduğunu. Tabi bu işletmeden işletmeye göre değişiyor ondan sonra. Mümkün olduğunca biz uyarıp ve bir daha çalışmayacağımızı söylüyoruz. Çünkü dediğimiz gibi sonuçta şey, bu uzun vadede çok zedeleyici bir şey. İnsanların bu işten soğumasını sağlayabilir. Yani bununla ilgili elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani ben tabii çok işin içinde değilim, operasyonda değilim ama biliyorum arkadaşlarım bununla bayağı mücadele ediyorlar. Yoğun olarak bir uğraş var bu konuda ama burada da şey var modelde aslında. Yani sürekli olarak burada da biraz önce Serkan'ın söylediği gibi loyalty yok. Yani insanlar bir gün orada olabiliyor, bir gün burada olabiliyor. Nerede iyi deal varsa, nerede iyi bir fırsat varsa ona doğru yönlenebiliyorlar. Aynı zamanda bu insanlar sürekli kendilerini yeniliyorlardı. Yani bazıları evet artık hiç yapmıyor bu işi ama geriden gelen bir sürü insan da yapmaya başlıyor. Yani aslında bizim kapasitemiz çok yeni ve bu işle uğraşacak birçok insan var. Dolayısıyla aslında şey, o yani hizmet problemi yüzünden çok azalmasını beklemiyoruz. Ve hatta daha da büyümesini bekliyoruz. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla hakikaten çok eşsiz bir hizmet sunuyoruz işte. Üç tarafa da faydası var. Hem müşteriye faydası var, hem işletmeye faydası var. Ve nihai olarak da bu görevi yapan aradaki oyuncuya da faydası var, para kazandırıyor. Dolayısıyla bu group buying'in hakikaten mucizevi bir model olduğunu görüyorum. Gözümdeki alacağım soruyu. Gözümce bir soru gelmişti. Şimdi benzer şekilde ben size onu söyleyeyim. Güzel oldu o soru şekli. Bugün gitti gidiyor olmasın. Yani bir şekilde artık elinizden gitmiş olsun veya bir şekilde siz emekli olmuş olun orada. Biraz iş ne olurdu? Yani mevcut şu an yatırımınızdan biri mi var? Yoksa gitti gidiyor gibi sıradaki büyük olayı mı yaratırdınız? Aslında demin söylediğim gibi yani iş başlatmaktansa mevcut işleri daha iyi run etmeye çalışıyoruz. Hangisine saldırdınız? Mesela yani arka konu olurdu acaba? Ha, hepsiyle eşit olarak uğraşırdık herhalde. Yani, yani öyle bir şey düşünmüyorum ama. Çocuk seçmiyoruz. Ama şey, ya bunların evet, rehabilite edilmesi ve daha da iyiye gitmesi için muhtemelen çaba sarf ederdik. Artı şey yani yatırımcı kimliğimizi herhalde daha fazla ortaya koyardık. Herhalde tabii. Yani şey, biz aslında yani hep bir önceki konuşmaya referans veriyorum. Çünkü burada o vardı. İşte şey dedi Demet, ben daha balayına çıkamadım ve hani 1,5 yıldır çok yoruldum. Yani biz 10 yıldır falan yoruluyoruz ama hala keyif alıyoruz aslında. Yani ben olur da gittiği yoldan bir şekilde çıkarsak
çalışmaya devam etmek isterim. Çünkü bunlar çok keyifli şeyler. Yalnız da yatırımcı tarafı biraz daha ağır basabilir. Ona geldim ben. Evet ama her daim sonuçta kurduğumuz yapılar olduğu için operasyonun içinde de olabiliriz. Yani çok şey değil, o konuda bir ön yargımız yok. Beraberce çünkü bütün dostlarımızla işte iş yaptığımız kişilerle bu yapıları ortaya koyduk. Onun için çalışmaya devam ederiz. Bir zincir de olduğumuz aslında. Yani üçlü dışında işte Aydonat var. Tolga var. Tolga gerçi başka bir dünyasında evet, var aslında. Yani yazılımdan yani çok Tolga bulunmuyor aslında yatırımların içinde. Evet. Değil mi? Yani genelde ek olarak bir Aydonat oluyor evet. Aslında. Aydonat ne alakalı? Ne geldi? O da aslında sahi. Evet. O zaman soruyu alalım. Yaptığınız yatırımları göz önünde bulunca e-ticaretin pay segmentasyona gittiğini düşünüyor musunuz? Yani artık hepsi değil de bir tane sadece sektörden alışveriş yapmaya başladığını insanların. Tabii ki yani o yüzden zaten bu niş, yani vertical sitelere şey yapıyoruz, yatırım yapıyoruz, indirdik de öyle, pabuç da öyle. İşte o yüzden söylüyoruz, hani daha fazla keşke şey olsa, girişim olsa, biraz iş yerinde şey olmuş, hali yola koymuş. Biz keşke onlara yatırım yapabilsek, destek verebilsek. Ve de burada Tümay'ın söylediğini tekrar bir olalım. Yani burası hakikaten dinamik bir sektör. Ve biz buraya yeni insanlar kazandırmak için bir hayli çaba sarf ediyoruz. Bizim grubumuzda herhalde 300'e yaklaşmışızdır. Personel sayısı anlamında, bütün şirketlerimizde çalışan. Sadece gitti gidiyor. 150-160 kişi var. Ahmet'te 70'e yakınız galiba. Şu diğer, ya marka fonla 25 kişi çalışıyor. Yani hakikaten bu sektörü hep beraber büyütüp buraya çok daha kaliteli iş gücü çekiyor olmamız lazım. Biz marka fon ofisine komşu gördüm neredeyse. Ucundan döndük. Öyle mi? Dünyamız var. Ya orası bir ayda doldu. Yeni ofis. Yeni ofis. Yani dolmuş hatta. O yüzden. Ama şöyle ben Can'a bunu söylemiştim. Daha önce bunları yaşamış biri olarak. Abi burası küçük gelecek, hani istersen daha büyük bir yerde bakın. Yok biz idare ederiz dedi. Bir ay sonra burası bize küçük geliyor demeye başladı. O dönemde katına bakıyordum çünkü. Ve aşağıda Can'ı gördüm şans eseri falan böyle. Ve ayaküstü konuşurken bunu söyledi. O yüzden de girdim araya aslında. Yani çünkü çok hızlı büyüyen Can Turan'dı bu arada. Yani evet. Yönetici orada marka fonu. Mesela orada çok hızlı büyüyen bir ekip gerekli ve 25'e mi geldik? Evet, evet. Yani, ve daha da büyüyecek. Yani daha da çok büyüyecek. Ve orada insan kaynağı. İnsan kaynağı önemli ve diğer sektörlerden aslında artık ilgi duyulmaya başladı. Ve değerli kişiler, iş gücü alabiliyoruz. Mesela en son örneğin yine marka konuda yaşadık. 10 sene P&G'de görev yapmış. Aslında oldukça senior olan bir kişiyi asker dönüşü. İkna edip marka fona dahil ettik. Oranın genel müdürü şimdi Murat Demirhan diye biri. Keza Levent dostumuz öyledir. O internetin çok fazla içinde olan bir insan değildi ama onu da kandırdık ve o da Magnet'in genel müdürü artık. Ersan'ın yanında. Dolayısıyla şey, herkese bunu salık verdim. Şey yapalım yani hep beraber kendi sektörümüzü büyütmek adına buraya iş gücü çekmeye çalışalım. Bu da aslında sektör olmanın ve sektörün aslında belli bir noktaya geldiğinin göstergesi olarak kabul edilebilir. Neden diyebiliriz tabii ki. Geçtiğimiz günlerde bizim Revraz ofisinde ben böyle sabahleyin işte birimin böyle şeyler videolar seyrediyordum işte. TechCrunch TV'nin yaptığı bir seri var şu an. Tavsiye ederim bu arada ilginizi çekebilir. TechCrunch TV'de keşke biz de yapabilsek ama işte bizim insan kaynağı ve zaman şeyimiz daha maalesef o kadar efor sarf edemedik. TechCrunch TV'de çok hoş bir seri başlattı. Jason başlatmıştı galiba. Ve orada startuplara gidiyor ve startup ofislerine gidiyor. Ve ofisleri işte şu bugüne kadar Scriptin ofisine gitmiş. Yelp'e gitti. Bir de hangisi de Dropbox'a gitti. Sen ne söylüyorsun? Süper değil mi? Evet, onun için bir de şey açtım. Bunları seyredip kendinizi uyarlamaya çalışıyorum. Sonra bunlar bizi bozuyor. Sakın yapmayalım diye. Ha, şimdi işte onunla ilgili bir şey söyleyecektim ben. Şimdi bu buraya kadar 3 tane şirkete gitti. 3'ü de yani isterseniz seyredin TechCrunch TV'de 3'ü de var şu anda. Biraz ya da TechCrunch TV falan diyor. O da enteresan.
Tekrar şimdi satın aldılar falan demiş. Anlamsız bir şey. İşte biz de aynı eBay satın almaya çalışıyoruz. Güzel kereler devam ediyor. Bak o konuda girmiyorum, zorluyorsun ya şimdi. Eşeği ve satın alıyorsun yani. O videoları söylerken, hatta Altuğ'da benim odamdaydı, şey oldu, inanılmaz ofisler bunlar. Yani orada işte bir odasında tavandan hamak sallanıyor, öbür tarafta bilmem ne var, orada böyle küçük böyle mini go-kartlarla ofisini gezdiler. Öyle bizde var mı herhalde işte arkadaşlar burada sonra. Herkes go-kartla geliyor. Ha, tabii ya fark edemeler sizin miydi? Tabii. Ama TG'ler go-kartlar yoktu. Biz Türk ilerinde ilk asma ofisi yaptık. Dandık koyduk ya. Tabii evet dandık. Ama şimdi orada şey var. Orada şey var galiba. Bir tane bilom ne var? İşte şimdi abi mevzu ne biliyor musunuz aslında? Altın'da bunu konuşuyorduk ofiste. Hatta Burcu falan da vardı ya, Fırat da vardı. Bizim ofis çok kalabalık bir ofis. 5 kişiyiz biz. bunu konuşurken şöyle bir şey oldu. Yani bu nasıl bir dünya noktasında? Şimdi olay şu aslında. O adam o ofisi yaratmadan o adamı etkileyip orada çalıştırtamıyor. Ana fikir bu. Ve o adam yani oradaki o bahsettiğimiz o alınmaya çalışıp o ortamla bir şekilde etkilenmeye çalışan adam profilde maalesef bizim sistemimizde fazla yok. Çünkü şöyle bir şey bahsediyorum, hangisinin ofisini hatırlamıyorum. Akıl hastasına bak sen, ne yapmış? Ofisin göbeğinde bir tane fıçı bira makinesi var. Fıçı bira makinesini adamlar kendileri yapmışlar. Fıçı bira makinesinin altında entegre ettiği bir tane dolap var. O dolapta işte fıçı bira musluğa geliyor, bilmem ne oluyor. Üstünde iPad bağlı. Yani gelen kişi orada bir tane kart okuyucu var. Kartını oraya okutuyor. iPad'de adamın kim olduğu yazıyor. Oradan bilmem ne bilmem ne yıldızı veriyor. Fıçı bir makinesi çalışmaya başlıyor. Bunu... Bize olmaz o. Bize olmaz o. Şimdi adam... Ama hassas nokta şu. Hayır, inanmıyorlar yani. Çok güzel bizim arkadaşlar. Bakın hepsi gülüyor kendilerine. Bunu, ama bunu adamların engineering ekibi yapmış. Yani mühendis kadrosu yapmışlar. Sırf bir eğlence olsun diye de bu kullanıyorlar. Başka bir işte gene ofisin görüntüsünde orada duran böyle iki tane Mac var, açık duruyorlar ve bir şeyler oluyor Mac'lerde. Üstünde bir kağıt var, yani dokunmayın bilmem ne proses ediyor falan yazıyor. İşte TechCrunch'ın adamı Jason gidiyor soruyor bu nedir diyor. Orada çünkü kendi kendine iki makinede StarCraft oynanıyor böyle. Herif bir tane bot yazmış, StarCraft'ta alet bilmem ne yapıyor kendi kendine falan. Orada o developer'a soruyor ne yaptın sen diyor, işte bu diyor bilmem ne yapıyor, StarCraft'tan şunu yapıyor falan filan diyor. Ve işte bilmem kaç saat çalışıyor, şunu başaracak sonunda falan diyor. Kendi kendine bot yazmış StarCraft için. Hadi ya kaç ay yaptın bunu dedi. Hafta sonunda bir şunu yapabilir miyim dedim acaba ve yaptım dedi. Şimdi bahsettiğim profil bu. Yani adam bildiğimiz bizim geek dediğimiz gerçek mühendis deyimli bir insana bahsediyor. Şimdi Türkiye'de bunlar yok mu? Yani mutlaka vardır. Ama işte o ofisin olmasının amacı aslında bir startup'ımız var, süperiz den ziyade aslında belki de bu adamı birazcık etkileyebiliyor olmak. Sizin örnekleriniz, yani ben mühendislikten girdim ama sizinki de başka bir boyutta arttı. Bugün PNG'de bilmem kaç yıl harcamış birisini etkileyip bu pazara sokabiliyorsanız o zaman demek ki pazarda bazı şeyler oturmaya başlamıştır diyebiliriz yani, herhalde. Doğru söylüyorsun. Biraz önce söylediğin şeyle ilgili ben örnek vereyim. Büyümüş yapılarda bu kadar şey yapman çok kolay değil, özellikle Türkiye'de değil. Hani tabii ki arkadaşlarımı tenzih ederim ama bu söylediğim eğlenceler biz 8, 10, 20 kişiyken vardı. Biz futbol oynardık ofisin içinde ya da ne bileyim model araba yarıştırdık, helikopter şey yapardık ama şimdi yani işte 150-160 kişilik bir yapı olduğunda ve CFO senin yan odanda olduğunda orada helikopter pek uçuramıyorsun. Yani o ruh şey yapıyor. Helikopter uçuyoruz ofiste bu arada. Kırdı. Yani o tür şeyler evet küçükken ve startup fazındayken sıkça bizim de yaptığımız şeylerdi. Çokça içki içerdik ofiste. Arkadaşlar bayağı sarhoş olurdu. Ben olmazdım. Bunlar şey değil mi? Gittiğinden ilk 4 yılı. O büyümediği 4 yılı. Bunları bırakınca o büyüme oldun ya. Hatta şu şey oldu. Hani anlatırsınız ya biz ilk 4 yıl 4 kişiydik. Sonra bir anda 150 kişi olduk. İşte şey yapardık, şirket yemekleri yapardık. Şirket yemeği deyip gözümüzü büyütmeyelim. 15-20 kişi giderdik işte. Ama yine müşteri hizmetleri boşta kaldığı için hepimiz o yemekte işte sağ olsun biz de öyle seçiyormuşuz herhalde. Bolca içki içerdik ve de
Ondan sonra hep beraber ofise geri gidip o müşterilerin sorunlarını yanıtlardık gece 3'e kadar. Yani dolayısıyla evet o ruh vardı o zamanlar ama belli bir büyüklükten sonra o organizasyonu daha farklı yönlendirmeniz gerekiyor. Soru var mıdır? Bir de ben burada aslında okuyormuş gibi olarak bir şey, belki burada patronlar vardı, çalışanlar vardır. Yani Türkler böyle Türkler şöyle demek demeyen bir insan. Ben de internetten sonra çok fazla şey öğrendim. Bir sürü şey Türkler'e özgü olmadığına dair. Fakat Türklerin iş ahlakı, profesyonellik vesaire adına çok yol alması gerektiğini gördüm ben. Yönetici olduktan sonra. Ve birinci koşulu da bence Türkiye'deki bu haklar tazminatlara falan kalkması gerektiğini, Amerika'daki gibi you are fired deyip adamı işletme gerektiğini gördüm. Ancak o zaman bir kuşak sonra belki bize de kaliteli bir kumaşta proje oluşur. Çünkü bizde hakikaten arkalık, memurluk vesaire zihniyetine yol açıyor bu. Adam örneğin işte 10 sene çalışıyor, daha sonra ne şirketin ona beklentisi kalmıyor, ne onun şirketine beklentisi kalmıyor ama içeride birikmiş param var diye oradan ayrılıyor. İşte iş kuramıyor vesaire falan. Böyle bunların değişmesi için bence birazcık daha çalışma koşullarının kötüleştirilmesi gerekiyor çalışan aleyhine. Kesinlikle. Ancak o da merak eden öncelikle daha fazla startup olur, daha fazla insan kalitesi yükselir. Çünkü böyle hakikaten bir yere... Biz buna takılmıyoruz yani. Kötü olarak takılmıyoruz. Bir Avrupa'da, şimdi unuttum Almanya'dan, yok şeyden, Litvanya'dan Silikon Vadisi'ne giden bir adamın da aynı tespiti var. Teklaş'ta okumuştum. O da örneğin Amerika'daki... Bir de Rebrez'de bir şey okumuş ol. O örneği ver. Şey orada okuyor. Ya ucumayız, bağırarak söyleseydiler ya. Her şeyi orada öğreniyor. Ben neler biliyorum sen ama yani maalesef onları biraz rahatlığı bir salladım ki açıklayayım. Soru hocam buyur. Bu arada biraz değişik yanlarını okuyorum ben İnsan kaynaklarına getirmek istedim. Zaten o konu konuşuluyor ama şimdi kıdemli diyeceğim, senior demiyorum. Hani kıdemli arkadaşları kendi bünyenize katabilmişsiniz de Türkçesini şimdi demeyeceğim. Junior'lar. Yani bu daha aşağı seviyede olan iş gücü açısından bir şey söylemek istiyorum ve sizin önerilerinizi duymak istiyorum. Çünkü geçenlerde LinkedIn'de bir iş ilanı gördüm. Web Analytics mühendisi. Şimdi tabii üniversite mensubu olarak sordum o ilanı veren kişilere. Yani benim bildiğim yok üniversitelerde böyle bir lisans eğitimi ama var mı, kaçırdın mı hani mühendislik? Hani uzman denebilir belki ama bu işin mühendisliği de eğer kurulduysa herhalde yurt dışında hani şu aldızı kendime batıracağım üniversiteler olarak çok gecikiyoruz diye zaten bir düşüncem var. Ama sonra tabii yurt yok. Dışından bir ilan değil. Hayır, hayır. Buradan, Türkiye'den. O pozisyon doğmayacak bir kere, onu söyleyeyim. Yok tabii böyle bir lisans eğitimi olmadığını ama biz böyle bir pozisyona bunu yakıştırdık dediler. Olabilir, hani web analytics, bu böyle mühendisliği. Sonuçta yani bu böyle bir branş yok, lisans eğitimi yok ama ne tip lisans eğitimlerinde, ne tip yeniliklerle sizin ihtiyaçlarınız ya da sektörün ihtiyaçları karşılanacak? Lisans eğitiminden ziyade aslında biz orada tahmin ediyoruz. Bu arada biz de Web Analytics ile ilgili birini arıyorduk ama mühendis dedik mi ondan emin değilim. Bizim ilan olabilir yani. Biz uzman arıyorduk. Siz mühendis ilanını gördünüz. Bence bu lisans eğitiminden ziyade kişinin bilgisiyle ve kendini yetiştirmesiyle ilgili. Yani bizim aslında internet pazarlaması için aldığımız birçok profil herhangi bir bölümden mezun oluyor. Sadece ilgisinin o yönde olması gerekiyor. Çünkü bunlar aslında oldukça yeni şeyler. Ve biz bu kişileri, bu juniorları şey yapıyoruz, alıp eğitip hani şey yapmaya çalışıyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim yaptığımız junior istihdamlar böyle. Ama zaten Web Analytics oldukça yeni bir şey. Bunun mühendisi ya da senior'ı vardır emin değilim yani. Zaten şey aslında bu pozisyonlar dışında olan pozisyonlar. Ama işte biraz da mevzu özü şu oluyor galiba. Yani bizde yazılımcıların çoğuna sorduğunda yazılım mühendisiyim der ama yani mühendislik olayı birazcık orada indirgeniyor bence. Biraz bir aşağı çekiliyor. Yani mühendislik başka bir şeydir. Yani yazılım uzmanı, yazılım mühendisi bunlar çok farklı kavramlar. İnsan kaynağı derdini
nasıl kurduğuna bağlı. Yani sistemin... Şundan dolayı da söylemek istedim. Çünkü geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorum. Hatta ismini söylemekte bir sakınca yok. Cem Hürtürk'le konuşuyorum. Bu Octet'in kurucusu, Sandu falan filan projeli girişimleri var. Dedi ki ya Arda deli olacağım dedi. Ne kadar zamandır dedi bir pozisyon arıyoruz bulamıyoruz dedi. Çok zor abi dedi. Ne yapacağız dedi bilmiyorum dedi. Webrazer'de yazalım mı acaba falan dedi. Yaz yani bir bak bakalım. Ben bir konu. Pozisyon Customer Support Engineer. Dedim salonda bayağı bir ararsın yani. Dedim ne iş yapacaksın? İşte hani müşteri destek falan. Abi o zaman niye Customer Support Engineer diyoruz mu? Yani Türkiye'de yani yap zamanı müşteri temsilcisi, Customer Support, müşteri destekle bir şeyle müşteri iş yeri yöneticisi de ama Customer Support Engineer dediği zaman iş kopuyor ama Cem bunu neden diyor? Çünkü adam müşterisinin %80'i yurt dışında. Yani yurt dışından alıştığı bir jargon var bir konusunda veya hakikaten aradığı profilde engineer olan bir customer support ihtiyacı belki de ama şimdi bunu böyle sorduğun zaman tabii Türkiye'de birazcık kankanın topusu kaçıveriyor. Öyle bir durum oluyor. Sorular varsa alabiliriz. Mikrofona gerçi ihtiyaç var mı? Olursa daha iyi olur. Benim kısa meraktan bir soru. Yani keyifli insanlarsınız gördüğü kadar değil mi? Gerçekten hoş. Böyle hani her şeyi kontrol edemezsiniz ya ticaret üzerinde. Çünkü alıcı ve satıcı vardır. Yani customer to customer. Ama hiç böyle yasa dışı ticaret yapmaya kalkan bir denek alır mısın? Hani glamour diye esrar falan satan. Bilmiyorum. Ne? Yasa dışı ne? Burası Türkiye olduğu için beklerim ben böyle şey. Hani yasa dışı ticaret yapmaya kalkan. Esrar satan bir denek alır mısın? Ya böyle bir yakalama olur musun? Şimdi şöyle evet. 4 gibi biz müşteri hizmetleriyle uğraşıyorduk ama o departmandan arkadaşlar da bence buna değil. Yanıt var bilmiyorum yani. O departmandan ayrılıp milyoner olan varsa herhalde. Ya yani, var hepsi öyle. denemiyordur herhalde de bilmiyorum yani hani hayır yakalamadık. Ama şöyle tabii bir sürü filtrasyon şeyler oluyor. Yani çalıntı bilgisayar falan olduğunda polis getirdi. İşte satıcının bilgileri falan alıyor da öyle bir şeyleri ben hiç rastlamadım. Yani tam bir şey, kontrol altında tutması çok zor bir şey olduğu için diyorum ben. İlla ki vardı ama... Ya şimdi şöyle sen satıyor musun? Müşteri mi arıyorsun? Bilgin mi yani? Söylemem. Ya şöyle tabii şey var, birçok filtrasyon sistemi var. Dolayısıyla o tür denemeler, o tür denemeler filtreye takılıyordu. Yani esrarla ilgili mi bilmiyorum ama evet bir takım filtrasyon sistemleri var back office'te tabii ki. Yaşar'cığım esrar denenmiş miydi ya? Şu anda da çakalı böbrek var. Böbreğini satan oldu evet. Ama kaldırdık o ilanı, sattık onu yani. Etik gelmedi. İyi soru var mı? Yani yasaklı ürünler diye bir bölümümüz var. Orada bakarsanız mesela organ ticareti falan yasak bildiğim kadarıyla. Merhabalar. Uçak biletini satışına girdiniz. Fakat uçak biletini bildiği gibi ön içine sattınız. Ama marka burayı ayrı bir portallarsınız. Şimdi bu markadan affedersiniz. Şimdi yeni projeyi ayırmak ya da içerisine entegre etmek ne gibi artılar da eksik ediyor? Bunu da öğrenebilir miyiz? Hazır trafiği kullanıyorsunuz. Marka konu kullanılmaz mı? Anladım. Marka konu diye kullanamaz mıydı? Marka konu kastediyorsunuz. Marka konu kastediyorsunuz. Bizim projesi marka konuya çalışmıyorum bu arada. Aslında enteresan bir şey söylüyorsun. Olabilirdi. Hatta şöyle, şu anda gidiyordu büyük bir değişim yapıyoruz. Şeyleri içeri alıyoruz. Markafon tarzı şeyleri de, yani şöyle düşün, gidiyordu bir cep telefonunu da sepete atıyorsun. Markafondan bir yemek fırsatını da aynı sepete atıyorsun ve ödeyip çıkıyorsun. Dediğin doğru çünkü bizim platformumuz hazır trafiğimiz var. Burada uçak bileti sattığımız gibi o trafikten. Evet, Markafon ürünü de satabiliriz. Trendyol'un ürünlerini de satabiliriz. Trendyol'un ürününü de aynı sepete atabiliriz. Doğru söylüyorsun. Evet. Hangisi daha başarılı? Yani içerideki mi dışarıdaki mi? Hepsi dışarıda. Şu an hepsi dışarıda olduğu için bir şey diyemeyeceğim. Uçak biletini bitti gidiyor üzerinden tekrar dediğim gibi bir şey satmıyor. Evet, ama onun da dışarı versiyonunu denemedik.
Ama şu an gayet marka, hani yine marka fon diyeceğim. Marka fon dışarıda şu anda. Yani aradaki farklı uçakla kıyaslandığında, yani sektörler çok farklı olsa da rakamlar nasıl? Ama yani, şimdi şöyle, marka fonu biz milyon içinden yapamazdık. Çünkü biz ayrı bir şirket olması lazım. Ayrı bir satış ekibi olması lazım. Çünkü biz ilgili olarak ürün satmıyoruz. Dolayısıyla onun zaten ayrı bir bünyesi olması lazım. Ama onun da şimdi bir satıcı gibi sistemi içine sokuyoruz. İlerleyen zamanlarda içeri gidecek. Ve o zaman sorduğun şeyi biz de tam olarak görmüş olacağız. Gitti gidiyordan biz marka fon fırsatlarını ne kadar satabiliyoruz? Dışarıda marka fon kendini ne kadar satabiliyoruz? Daha rahat kıyaslıyor olacağız. Bununla ilgili bir şey söyleyebilirim. Çünkü hani çok yakında bir denememiz oldu onunla ilgili. Indirdik.com diye günde tek ürünü satan bir fırsat sitesine de yatırım yaptık. Indirdik.com kendinde sattığı bir ürünü gitti gidiyor da günün fırsatında koydu. Gitti gidiyor da tabii ki daha fazla sattı. Hem güzel bir üründü hem de oranın trafiğinden dolayı. Ama o yani direkt trafikle orantılı olarak olmadı. Yani direkt rakam vereyim mesela. İndirdik'te 500 tane sattıysa işte 10 bin trafikle gitti gidiyor da 1000 tane sattı ama 650-700 bin trafikle. Yani bilmiyorum hani içeri dışarı. Ya buradan aslında şunu söylüyor olabiliyoruz. Niş site olduğunda insanlar direkt alışveriş için gidebiliyor. Ama hedefli geliyor. Ama gitti gidiyor çok büyük bir dünya ve insanlar oraya her şey yapmaya geliyor. Yani fiyat farkı yapsan belki daha az insan. Tabii ürün başına. Tabii. Ya yani konversiyonlar çok çok daha düşük bizde. Mesela Nevzat her zaman bu rasyoyu söyler. Yemek sepetindeki konversiyon çok yüksektir. %40. Çünkü insanlar... %40'ı yemek siparişi verip çıkıyor. İnsanlar oraya sushi koyup menüsünde ne var bugün diye bakmaya gelmez. Yani alır. Yemek almaya gelir. Son bir soru olabilir. Evet, geldin kardeşim. Ben Facebook kredi bir gibi yeni eleme sistemlerini e-ticarete nasıl bir katkısı olur? Ödeme sistemlerini. Yeni ödeme sistemlerini ticarete katkı sağlamayı düşünüyorum. Yani Facebook Quest olabilir, PayPal olabilir, Mobile Ödeme olabilir. Yani aslında bugüne kadar hiç yapılmaması büyük eksiklik. Türkiye'de payment olmaması. Yani Arda'yla da çok konuşulmuş bir şey bu. Tabii ki çok katkısı olacak. Yani inanılmaz katkısı olacak. Ama tabii yani sonuçta alternatif rakamını arttırmak avantajlı. Özellikle kredi kartı dışında da genç nesil internetten alışveriş yapmaya yönelmek için önemli diye varsayıyorum. Çok konuştuk bunları aramızda. Hatta yani sen şimdi orada Arda ile konuşup yuttum bir anda ben devamlı getireceğim o cümlelerin aslında. Ben çünkü yakıştırıyordum gittikleri ortakları aslında. Türkiye'de bir PayPal türevini hayata geçirmeleri açısından. Ama öyle bir planları yoktu. Hala yok mu? Yok asla şey. Evet. Başka soru var mıdır? Çünkü ben artık yavaşça toparlamaya başlayacağım. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır burada? Türkiye'de arkasında 2011 tepkimiz sınavlandığı kadar çok fırsat veriyoruz. Ben aslında şey söyleyeyim. Burak az önce söylediği şeyler vardı işte sektörümüz vesaire adına. Hakikaten Burak çok rol alınması gereken bir melek yatırımcı. Beni çok takdir ettiğim bir insan kendisi. Sağ ol abi. Ondan sonra çünkü hem aslında bize çünkü şu anda mentorluk yapan yatırımcı gerekiyor. Şu anda yani Serkan da bir yolda başka yollar yolluyor ama biraz da Burak'ın kişisel organizasyon insan olmasından kaynaklanan hakikaten bir şey tarafı var. Kontrol edilmesi şey içerisinde bizim gibi hala şu anda operasyonun az da olsa içerisinde yer alıyor. Dağılıyorsunuz abi. Evet, ben rol model olarak Burak yatırımcının Türkiye'de hakikaten çoğaldığında sektörü çok hızlı ilerleyeceğini mentorluk yapacak. Çok para bulması gerekmiyor. Bir defa edecek ama asıl organize edecek, yol gösterecek ve hali yola koyacak. Yani para kazanmayı öğretecek ona. Bu takdirde sektörü çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Çok iddialı bir başlık buna şu an. Zeytin Hocam, tüm ömrüde mümkünüz. Ersan gibi getirmişlerim.
Nazik sözler için çok teşekkür ederim Ersan Bey. Neden? Valla yani şey, hani biraz önce söylediğim gibi biz evet şey yapıyoruz, yani bir takım enteresan şeylere bakıyoruz, yardımcı da olmaya çalışıyoruz, operasyonun içinde de olmaya çalışıyoruz. Ben de şey, bizim temel umudumuz aslında şey, Ersan'ın lafıdır bu ve ara ara birbirimize çok tekrar ederiz. Çok bunun kırmaya, deli gibi şey yapmaya gerek yok. Yani fonların peşinden koşmaya, para aramaya. Hani bizim durumumuz farklı olduğu için. Keyifle para kazanıyoruz. Keyifle para kazanmaya çalışıyoruz. 2011'de de inşallah böyle devam edecek. Ve şey, sektörden de aslında epey bir beklentim var. Çok iyi bir yere geldi. Biraz önce demekler sağ olsunlar, Trendyol, Markafoni, Private Shopping ile ilgili ve Group Buying ile ilgili bu 2010'daki fenomenin büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum. Keyifle para kazanmaya devam edeceğiz inşallah. Ahmet Bey, sen şey. Valla demin dediğim gibi şey, biz yatırım yapmak istiyoruz. Yani startup yapmaktan daha çok yatırım yapmak istiyoruz. Dolayısıyla şey, yapılacak bir sürü şey var. Daha fazla girişimci olsun istiyoruz. Yani niş marketplace'ler bile yok şu an Türkiye'de. Hiç yok. Pardon, bir tek pasaj var. Ondan sonra dolayısıyla şey, daha fazla girişim olması istiyoruz. Özellikle transaction based bir şeyde yani gerçekten çok görüşmek isteriz onlarla. Yardımcı olmak isteriz. Her aşamasında. Süper. Bu arada bugün bahsettiğim gibi biraz da gündemin 2011 serisinin ilk toplantısıydı. Bu toplantıdaki konuşmalarımız Webraz'da bir yazı içinde canlı olarak bloklandılar aslında. O da bu arada biraz önce altı deli oluyor, çekimi bir şey gösteriyor falan filan, bana mesaj atmışım, bilgi vermeye çalışıyor çünkü. Bugünkü canlı bloklama yazımız Webraz'ın 2000. yazısıymış bu arada. Böyle bir şey olmuş. 2000. yazı bu toplantının canlı bloklama yazısı oldu. Fırat'a denk geldi o da. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sponsorlarımız vardı bu arada. Onlara çok teşekkür ederim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de Trendyol kurucu ortağı ve CEO'su Demet Mutlu ve PeakGames kurucu ortağı ve CEO'su Sizler Şahin bizlerle olacaklar. İnternet pazarı fırsatlarını bir de Türkiye'nin parlayan iki şirketinin kurucu ve yöneticileriyle konuşuyor olacağız. Buyurun efendim, sizleri buraya alabiliriz. Nasıl istersen oturabilirsiniz, hiç fark etmez. Bu arada yani konuşmacılarımız arasında böyle ya en böyle şey olduğum, zor ikna ettiğim iki kişiyle ürettiğim çünkü şey böyle çok böyle rahat, mesela Sidar'dan biliyorum aslında, Sidar böyle yapıyor. Aa ben konuşmam ki şimdi ben ne diyeceğim ki falan diyor. Ben şey dedim Sidar, dedim hiç stres yok, sohbet edeceğiz normalde. Biz bir kafede buluştuğumuz gibi, gönül rahatlığıyla kaç para kazandığını söyleyebilirsin, aldığı yatırımları çok rahat ediyor. Hiç çekinme, hiçbir sıkıntı yok yani. Biz de bir önce daha burada konuştuk dönem paraları, şaka yapıyorum. Zaten biraz ışınlıksınız yani, çünkü yani rahat olun. İsterseniz mesafe açabiliriz, rahat rahat gelebiliriz, hiçbir sıkıntı yok. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Demet Mutlu ve Sidar Şahin. Ben çok kısa bir sizinle ilgili bir özet geçeyim. Trendyol'dan biliyorsunuz. Trendyol 2010 yılında Mart 2010'da açıldı ve aslında 2010'da en çok konuşulan şirketlerden bir tanesi oldu. Aldığı yatırımlar, işte sektörde geldiği nokta vesaire en çok konuşulan şirketlerden bir tanesi oldu. Daha sonra işte yatırımlarıyla ses getirirken Demet'i, bu arada ikiniz Trendyol'da ortaklığınız aslında. Sonra Sidar'ın bir Peak Games diye bir sosyal oyun girişiminde olduğunu duyduk. Bu sefer Demet oraya bir yatırımcı olarak girdi. Sonra Hummingbird Ventures'dan bir yatırım geldi Peak Games'e.
Ve aslında şu anda ikiniz burada almış olmanın heyecanı aslında biraz da buradan geçiyor. Çünkü en çok ses getiren şirketlerden ikisi yatırım da aldı ve şu anda intern pazarı satır konuşacağımız bir yerde çok ideal iki kişilik birlikte olduğumuzu düşünüyorum. Önce ben ondan başlayayım. Özür dilerim. Nasıl görüyorsun pazarı? Sonuçta Mart ayında başlamış çok iyi bir konuma gelmiş bir şirketin başındasın, ortağısın. Yatırım aldın, bunlar çok hızlı gelişiyor. 2011 beklentilerine ben genel bir cover çekeyim, sen istediğin yerden gelebilirsin. Private shopping alanındaydın, sosyal oyuna yatırım yaptın. Neden sosyal oyun gibi sektöre bakışın, gördüğün fırsat alanları, yatırımcı ilişkileri, Türkiye'deki yatırım ekosistemi. Genel olarak bir görüş alabilirsen hızlıca başlarsın. Okay. Öncelikle teşekkürler Arda. Gerçekten ikna etmek zor oldu. Çünkü inanılmaz yoğun çalışıyoruz. Arda dedim yani hiç vaktimiz yok. Gelecek yıl hep böyle dilere dedi ama çok iyi oldu. Hepiniz hoş geldiniz. Sonra arada yanlışlıkla bir telefonda ok dedin. Yanlışlıkla gerçekten yoğun bir zamandı. Şöyle oldu. Ya ama işte şimdi derken tamam o zaman dedi. Okey o zaman konuşuruz demedim. Kapattı. Öyle bir hale oldu. Aynen. Ama çok da yoldu. Herkes hoş geldi buraya. Şimdi ben genel yani görüş açısından ve neden işte trend yolu büyüdüğümü, Pink'i neden ortak olduğumu vesaire genel bir business bakışım var. Biraz anlatmak istiyorum. Çünkü burada yani sonuçta internette ne vardır, bir crystal ball önünde yok yani sonuçta ileriye göremiyoruz. Ama şu var yani fırsatın tanımı nedir? Fırsat herhangi bir şeyin en uygun durumudur. Ve en uygun durum nedir? Yani bu genel business için, yani sadece online değil, yani tüm business için bir tüketicinin ihtiyacı, yani end user'ın ihtiyacı olduğu şeyleri karşılamak. Yani ihtiyacını karşıladığın sürece ve bunu iyi bir execution, doğru resource'lar yaptığın sürece bence her iş başarılı olacaktır. Yani önemli olan o ihtiyaçları karşılayabilmek. Mesela işte bazen çok kişilerle görüşüyoruz, çok iyi productları var, inanılmaz creative, inanılmaz innovative, hiç dünyada yeryüzüne daha hiç yapılmamış ama ihtiyaç karşılanıyor. Önemli olan bu ve trendin başarısı nedenleri de bu. Ama tabii ki ihtiyaç karşılığı sadece çıkıcı dinle de değil yani. Onu yaptığın zaman innovative olmak lazım. And the way to do it, innovative olması lazım. Mesela Henry Ford'un bir quote'u var. Ben bunu çok kullanıyorum. Ekipteki kişiler de burada Trendyol'dan sürekli söylediğimiz bir şey. Henry Ford şey dedi, işte tüketicilere sorduğum zaman ne istersiniz diye hızlı koşan at ister derlerdi diyor. Araba demeyeceklerdi. Ama orada hızlı koşan at mı ihtiyaç duyduğu neyi anlamak var? İhtiyaç duyduğu güvenli, daha hızlı, daha confident olabileceği bir araç yaratmaktı. O da araba. Ondan dolayı da Henry Ford mesela böyle bir yola girdi ve çok da başarılı oldu. Şu an değil peki ama zamanı da değil. Ve yani biz de bütün hani yaptığımız işlere hep böyle bakıyoruz. Şimdi ihtiyaç da, moda da. Yani kendimiz de düşünüyorduk. Yani Türkiye'de internette bir tane bir ürün kendimiz internetten almak istediğimiz zaman bulamıyorduk. Modayı, trendleri, uygun fiyatı, yani bunu karşılayacak hiçbir şey yoktu biz de. Ondan dolayı da böyle bir işe açtık ve çok da iyi gitti. Gitmesinin nedeni de bizim bütün hep tüketici odaklı olmamız, müşteri odaklı olmamız ve bunları karşılamamız. Örnek işte tasarımcılar daha önce hiç internette satılmıyordu, bulunamıyordu. Bizim işte moda trend ürünleri yoktu ve olduğu zaman da çünkü ihtiyaç var, kendimizden düşünüyoruz. Yoğun iş saatlerimiz var veya İstanbul dışında oturuyoruz. Anadolu'da oturup da bir sürü marka, moda ürünleri alamayan, ulaşamayan birçok kişi var. Hatta şey yapılırdı yani, yılda 2-3 defa İstanbul'a gelip alışveriş yapan bir kitle var Anadolu'da. Bunları gördük ama bunları gördüğümüz zaman tamam sadece ihtiyaç var değil mi? Bunu nasıl yapıldı? Doğru ekiple, çok doğru ekip kullanılır. Yani her alanda, pazarlama olsun, satın alma olsun, fotoğraf olsun, editorial content, yani her anlamda doğru ekiple yaptık. Sonuçta bir know-how vardı. Doğru yatırımlarla yaptık. Yani yatırım alabileceğimizden emin olduğumuz zaman bazı atılımları konuldu. Ve her zaman içinde tutku. Bizim ekipteki herkes internet ve modayı çok sever. Bizim için çok önemli bir şey bu mesela.
recruiting yaptığımız zaman da bunu çok dikkat ediyoruz. Özellikle merchandising olsun, fotoğraf olsun, editör olsun, marketing, modayı seven, passionate olan kişiler. Çünkü passionate olan kişiler işi çok daha iyi yapabiliyorlar. Ve yani genel olarak baktığımızda yani o yani ihtiyaç var mı konusunda doğru ekiple bilmek, doğru know-how'la network edilmek ve yatırım. Yani bu formül yani çok basit aslında. Ama onu bazen aynı anda tutturmak zor olabiliyor. Biz de çok doğru bir ekiple, doğru zamanda girdiğimiz için oldu tabii ki bunlar ama yani bu demektir ki hiçbir zaman yani şey düşünmek gerekmiyor mesela işte hadi çok inovatif, hiç olmayan bir fikir yapayım değil. Yani bir işe ihtiyaç olduğu zaman doğru şekilde yapmak, execution. Hani biz 99% execution, 1% fikir diye inanıyoruz şirket olarak. Biz execution'a inanılmaz önem veriyoruz ve hepimiz üst düzey yönetim dahil, yani tüm kadrolar en fazla execution önem veriyor bizde. Yani toplantılar yapıp hadi fikirler konuşalım değil, direkt let's just get it done. Yani hep böyle bir attitude var bizde. Ondan dolayı trendy oldu. Bunların başarılı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki fırsatlar derken ihtiyaçlar. Yani hepimiz bu odada düşünebiliriz. Yani kendimiz de yani ne ihtiyaç görüyoruz internette. Yani birçok şey olabilir yani bizim gördüğümüz. Mesela niş siteler. Yani bunlar da yani çok şey, herkesin söylediği şeyler ama gerçekten niş siteler çok yok. Yani bazı alanlarda onlarda ihtiyaçlar var. Başka şeyler, hayatı kolaylaştıracak şeyler. Mesela mobilde interneti birleştirebilen, bunu rahatlıkla yapabilen. Çünkü insan, hepimiz artık çok daha mobiliz, çok daha hani bağımlı değiliz. Örneğin işte görüyorum hep neredeyse odada, bizde en fazla iPad bu odada vardı yani Türkiye'de. Yalancılar da öyle koşmuş olarak yani. Yani Chris Hernandez kadar da gelmişti şey, Facebook'un evet. İş geliştirme başkanısıydı, başkanımızdı. Rebrand Summit de gelmişti Kasım'da. Hatta ben tweet atmıştım galiba, hatırlamıyorsam şey dedi. Ben dünyanın her yerinde konuştum, hiçbir zaman aynı bir yerde görmedim. Ben ilk defa yani, ilk defa böyle şey toplantılara uzun zamandır katılmıyorum. Böyle şok oldum yani. Dedim sen bu kadar kullanıcıyı başka ülkeden gördün mü ki Facebook'ta? Evet. Dedim, yüzümde kapıyı kapattım. Dedim, ilk kere gelmedim. Dedim, Arda lütfen dedi. Hayır dedim, denetlisi var ya, ben seni istemiyorum dedim yani. Peki, peak case falan. Yine ihtiyaç duyuluyor. Yine ihtiyaç duyuluyor. Yani Facebook'a da ihtiyacımız vardı. Yani birçok kişi belki de Türkiye'de ihtiyaçlar vardı. Çünkü daha connected olmak. Biz sonuçta Türkiye'de ne ihtiyacımız var? Sosyaliz, inanılmaz sosyal bir kültürüz yani diğer kültüre baktığımız zaman. Bunun içinde de stres atmak, oyun, eğlence. Ben yani Türkiye'de de en fazla oyun oynayan ülkelerde mesela işte sürekli tatillerde olsun, hafta sonları olsun, aileyle olsun. Yani Türkiye'de çok yaygın olan bir şey. Bir kere o yani, bir kere hem ihtiyaç var hem de business model olarak. Zaten Sidar ona anlatır daha fazla. Business model olarak da çok da mantıklı bir şey. Sonuçta monetization fırsatlar var. Yani sadece çünkü ihtiyaç da değil. Mesela örnek, belki diyebilirsiniz ki birçok yapılan şirket ihtiyaç olmalı ama monetization opportunity yok. Yani burada hem monetization opportunity var hem de ihtiyaç. Bize zaten ben Sidar'dan daha fazla oyun sektörünü bilen bir kişi tanımıyorum. Ve Sidar'da çok hani trend yok. Sidar sayesinde çok büyüdü. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum ve Sidar'ın her girdiği işe zaten ben varım. Peki Sidar'ın girdiği bir iş var mı yakınlarda? Onu kendisi... Sidar yokmuş gibi konuşalım. Şu anda peak yani. Trend yol ve peak yani şu anda. Çünkü fokusu çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani ondan dolayı şu anda ilk önceliğimiz de o. Bakıyorum ne kadar rahat konuşuyorsun, hiçbir sıkıntımız yok. Yeni bir yatırım var mı peki? Yani yeni bir alan, yeni bir iş, trend yolu var ya da işte... Trend yoldaki bile çok yeni değişikliklerimiz var. Onlarda daha fazla yine üyelerin ihtiyacına karşılayan böyle projelerimiz. Onlara çok dikkat ediyoruz. Çok ses getirecek projelerimiz var. Daha yıl ortasına gibi lanse edeceğimiz. Başka yatırım da yurt dışında bir şirketi yatırımcı da aldı. O da mobil alanda. Oldun. Evet, olduk. Eşimle birlikte oldu. Ne zaman oldu? Ben de yaptım. Bir 3 ay falan oldu. Evet. Bari 3 gün deseydi de aklımız olmasın. Yok yok, Türkiye değil, ondan doğru. Yani Türkiye'ye aksi olmayan daha fazla Afrika bölgesiydi. Mobil bir bölgesi. Evet.
onunla alakalı. Daha fazla hafızlar arasında. İnan ki hiç yani her şey istemiyorum ama daha ben neyime oluşturulmadım. Uzun bir isim galiba bu. Efendim? Yok yok şey, yani şey, daha brandim oluşturulmadı yani şu an şey aşamasında, daha lanse edilmedi. Harika. Güzel. Mobil alan, peki Türkiye'ye de sosyal olabilir bir süre sonra. Demek ki Türkiye'de bir mobil potansiyel olsa girmeyi düşünebilirsin, gelir miyiz? Evet, Türkiye'de çok çalışmayacağımı düşündüğümüz bir yolda. Yatırım yaparken baktığım kriterler kaç para yapmaktan başlıyoruz bir şeylere sonra geleceğiz. Sizlerle de konuşmak lazım. Evet. Sizler bir moda yakınlarmış, o yüzden beraber istiyor ediyorum. Onun için yani o yanlış anlamıyorum, size de bilgi vereyim yani. Sen sizlerle alakalı geçmişteki yaptığın girişimler, sattığın projeler falan sen çok fazla bahsetmiyorsun. Onun için ben söylemiş olmayayım. Söylemek istersen sen birazcık geçmişinden bahset istersen. Yani kısaca birçok girişimde bulundum, çoğunu batırdım. Birkaç işte izlesene.com var. Bunu söylemek istiyorum herhalde. İzlesene.com'u yapan kişisizler, sonra okul tarafından... Ama çok kısa süre sonra tüm aylar. 6 ay sonra falan değil mi? Evet, çok kısa süre sonra tüm aylar. Ama şansı da bence öyle oluyor. Mart'ta Trendyol buldu, girdi, hop yatırım aldı. Adamın dokunduğu yer, olduğu yer, şans var yani. Şans. Yok, benim Demet'le tanışmam da yani gerçekten hayatımdaki en büyük şanslardan biri o. Bazı dünyadaki tuval süren buluşuyor. Bir tane mobil oyun startup'ı vardı, kimmişti, kurdum, Funtech diye. Orada genelde yurt dışına oyun lisans ettiğimiz için çok duymamıştı Türkiye'de. Onu MyNet karar etmişti 2005 yılında. Bir de Game Garden'de yine Browser Game şirketi var. Onda Doğan TV oldum. Almıştı. Batırdıklarımı sahneyimlendi. Genel olarak böyle. Ben aslında fırsatlardan bahsedeyim daha çok. Yani demek, şimdi de senin background'ına baktığımız zaman mesela...